Selamlar arkadaşlar ben Hayalet. Ee, yine çok hızlı bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Ee, yine eşben çekeceğim hırsıyla <laughs> Yok şaka bir yana kanalla alakalı birkaç şey halletmeye çalışırken bir yandan update geldi. Dikkatimizi çekti. Baktık ne var diye. Hemencedik söylüyorum. 28 Nisan sabah gelen update'imizde şöyle birkaç tane değişiklik var. Çok fazla önemli bir şey yok. Sadece bir tane çok önemli olay var. Aslında iki tane de minik önemli olay var. Hemen bahsedeceğim. Chrome 3 Adlı kasamız geldi. Yani yeni bir kroma kasamız var. Artık e, zaten videoyu bitirir bitirmez koşup kasa düşürmeye çalışacağım. Hiçbir zaman da başaramıyorum biliyorsunuz. Neyse. <laughs> yeni bir kroma kasamız var. Kroma kasamızın dışında e, oyna. aynen. Molotov'larla alakalı bir değişiklik geldi. Molotov ve incendi yani yanıcı bombayla alakalı bir değişiklik geldi. Tick rate'e bağlı olarak da DPS'lerin ufak tefek farklılıklar görülebiliyordu. Birazcık da random vuruyorlardı. Bunu birazcık daha düzenli bir hale getirmişler ve server'ın tick rate'in ile alakalı olmaksızın artık sabit 40 DPS vuracaklarmış. Onunla alakalı bir bilgi var. Ee, ufak tefek bazen hatalar olabiliyordu. Ee, çok fark edilmiyordu ama bir saçmaladığını hissedebiliyordunuz 128 tick'te oynarken. Onun dışında ufak tefek kreş hataları düzeltilmiş over, over time'larda olan bir de diğer minik önemli değişikliğimizde de armorların satın alma sesi değişmiş. Yani T-Side'dayken satın aldığınız armorla CT-Side'da aldığınız armor aynı sesi çıkarmayacakmış artık diyorlar ama çok belirgin değilmiş. Şimdi yeni gelen kasamızda neler var hemen bakalım. Yeni bir bizonumuz var. Böyle bir skin hatta şöyle iyice zoomlayayım da bunu rahat rahat görün. Evet. Cagimut of Anubis diye yani Mısırlılardan isimlenmiş bir şehir. Red Astor diye bir CZ-75'imiz var. Dual Beretazımız var. E, Orange Crush diye bir Otur sniper'ımız Galil gelmiş bir tane, bir tane M249 Spectre. Güzel skinler var aslında. Ben beğendim. E, muhtemelen bu para edecek skinlerden birisi olacaktır. M4A1 Kinetic Fire diye düşünüyorum. Hani renkleri göremiyorum çünkü kasada düşmediği için oradan bakamıyorum. P2000 Oceanic muhtemelen azıcık para edecek skinlerdendir. P250 Asimo benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel bir skin. E, umarım benim de olur. Gördüğünüz gibi ufak tefek military type böyle tam askeri tiplemede silahlar var. Ghost Crusader diye bir SG'miz var. Para edeceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde Teknal Reenter'in de para edeceğini düşünüyorum az buçuk. Hani çok böyle para edeceğini bilemem ama ben sadece bir miktar güzel para edeceklerini düşünüyorum çünkü görünüşleri güzel UMP'yi çok beğendim gerçekten aslında beğenilir bir UMP çıktı artık sonunda e, standart bir shotgun gibi geldi bana bu da AUG. Fleet Fog diye Fleet Fog neyse şimdi aynı zamanda çıkan içinden çıkabilecek bıçaklar da bunlarmış o şekilde söylüyorlardı Doppler'lar ultraviolet'ler, Damaskus stiller, marble fade'ler, tiger tut'lar ve rascot'lar içerisinden çıkma ihtimali olan bıçaklar arasındaymış ee, diye ufakta bir not düşülmüş skin kısmına. Ee, bu kadar yani böyle bir update olacak. Çok büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum oyunlar aklı. Yok yani zaten hani update bir şey kısmında yazmıyor. Ee, böyle teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha fazla e video gelsin istiyorsanız abone olun kanalımı takip edin beğendiyseniz hoşunuza gittiyse vesaire vesaire çok da tatava yapmayacağım kendinize iyi bakın gidin ve kasa düşürün arkadaşlar gidin o kasaları düşürün 150 milyon dolardan satın kendinize iyi bakın hayalet kaçar bay bay